Of anasını satayım of. Bir de bu Arzu'nun babası çıktı ya. Allah kahretsin. Adam beni resmen dövdü lan. Smackdown güreşçisi gibi. Resmen dayak yedim anasını satayım. Kızımdan dedi uzak duracaksın dedi. Durmazsan ağzını yüzünü kırarım dedi. Ve harbiden kırdı. Neden? Çünkü adam psikopat. Oo hoş geldiniz. Siz bir önceki bölümü izlediniz mi? Elbette ki hayır. Çünkü neden izlemediniz? Ben de bilmiyorum. Neden izlemediniz lan? Neyse canım, bunu telafi edebiliriz. Sağ üst köşeye bakın, orada bir önceki bölüm çıktı. Ben bir önceki bölüm dayak yedim. Ben dayak yerken siz ne yapıyordunuz he? Ne yapıyordunuz? Oğlum yalnız çok kötü dayak yedim lan. Öyle böyle değil ha. Ay Bora, bana başka çare bırakmadın. Başka çare. Seni kaçırmaktan başka elimden bir şey gelmiyor Bora. Gelmiyor, ay. Duyacak beni. Ay ay Allah Allah Allah. Düşüyordum. Ay şöyle geçmem lazım. Harika değilim. Çünkü neden? Düştüm. Olur böyle oyunun azizliği. Geri çıkabiliriz. Sanırım. Madem böyle çıkabilirdik. Ne diye buradan uğraştık ki? Ay merhaba. Hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Birazdan Bora'yı kaçıracağım. Evet evet ben kaçıracağım. Malum. Ölecektim ama ölmedim. Ve iyileştim. Hastaneye falan düşmüştüm. Bayağı sıkıntılıydı. Ve sevgilimi kazanmaya geldim. Evet. Sevgilimi. Bora'yı o uzun, çirkin, İğrenç kadının eline bırakmamaya karar verdim. Hayatta her zaman dizginleri elinizde tutmak önemli. Tutmazsanız kaçar değil mi? Bugün Bora'yı kaçıracağım. Onu bir dağ evine kaldıracağım. Ve sabaha kadar onunla konuşup ikna edeceğim. Bora. Bir dakika. Birisi geliyor. Ay ne güzel de kar yağıyor ya. Yalnız Bora beni bir önceki bölüm bıraktı gitti. Ve niye bıraktığını anlamadım. O yüzden ona hesap sormaya geldim. Bora. Bora neredesin ha? Dün akşam beni öylece bıraktın gittin. Ve babam dedi ki kadın bir tamirciye gitti. Bora neredesin? Çık dışarı. Ha, hay Allah kahretsin. Arzu. Arzu geldi. Arzu buradayım. Niye Spider-Man gibi çatılanıyorsam? Buradayım Arzu. Burada. Ay neler oluyor açıklayacak mısın Bora? Ha? Bir önceki akşam çıktın gittin öyle ve bir daha da geri gelmedin. Açıklayacağım Arzu. Her şeyi açıklayacağım. Yalnız... Babanın adamları burada olabilir. Güvenli bir yere gitmemiz lazım. Arzu, sen beni parkta bekle. Geleceğim. Ay babamın adamları mı? Ne alaka ya? Arzu dediğimi yap. Git parkta bekle. Her şeyi sana anlatacağım. Üstüme bir mont alayım geliyorum. Ay ne anlatacak ya? Babamın adamları mı? Ne alaka? Ay peki Bora. Ben parktayım. 10 dakika içinde gelmezsen bir daha hiç gelme. Duydun mu beni? Çünkü yani babam bir kızla falan dedi... Yani Bora, ben basit bir üniversiteli kız değilim. Öyle olmadığını biliyorum, merak etme. Babanla tanışınca anladım. Parkta konuşuruz neyse. Yani ne biçim bir baban var kızım? Allah Allah. Neredeyse öldürecekti lan beni. Dayak manyağı yaptı anasını satı. Tuğçe? Tuğçe sen misin bu? Ay evet Bora. Benim. Ben. Tuğçe. Ölüme bıraktığın, unuttuğun Tuğçe. Bora, biz neydik ha? Biz neydik? Valla Tuğçe, biz neydik bilmiyorum ama ben şu an donumda ne olduğunu biliyorum. Hafif bir ıslaklık. Tuğçe sen ölmedin mi? Hayır Bora, hastalıktan ölmedim. Lakin başka bir şeyden öldüm. Beni öldüren neydi biliyor musun? Senin sevgisizliğin. Hadi ya, bana gayet canlı göründün. Öyle değil, Bora. İlk rüzgarda, ilk fırtınada beni bırakıp gittin. Ben seni yanımdan uzaklaştırdım çünkü mutlu olmanı istedim. Lakin bu yanlış bir karardı Bora. Sen hasta bir insanın kararına güvenip onu böylece baş başa bıraktın. Yaptıklarından utanman lazım Bora. Kızım ben niye utanıyorum? Sen beni terk et git dememiş miydin? Yahu ben hastaydım be adam. Doğru düzgün düşünemiyordum. Benim yerime senin düşünmen gerekiyordu. Hasta bir insan bırakılır mı? Yani duruma göre değişir yani. Ben bırakırım. Yani ne yapayım ya? Sen bırak dedin. Kalleşsin Bora. Kalleş, o kadar seviyorum, evleneceğim dedin, aşkım hayatım dedin, şimdi de başka bir kız için yanıp tutuşuyorsun Bora. Siz erkekler, hepiniz aynısınız. Lakin bu hatayı düzelteceğim Bora, düzelteceğim. Benimle geliyorsun. Tuğçe, yani ben bir yere gidemem, şimdi Arzu'yla buluşmam lazım. Huhu, aslanım, elimde tabanca var, benimle geliyorsun dedim. Tuğçe olmaz, ona her şeyi anlatmam lazım, bunun psikopat bir babası var. Biliyorum Bora, biliyorum. Senin bildiğinden daha fazlasını biliyorum. O kızın kim olduğunu biliyorum. Benimle gelmen lazım. İşte tam da bu yüzden. O ne demek ya? Hah?
Arzu geliyor. Arzu mu? Bora, geç çabuk şuraya, geç. Geç ve kızla konuş. Gelemeyeceğini söyle. Benim burada olduğumu belli edersen Bora, kafanı uçururum. Geç şöyle. Tuğçe, bu yaptığın büyük bir hata. Büyük bir hata, tamam mı? Var ya, sana diyecek bir şey yok. Arzu da geliyor, Allah. Arzucuğum. Hoş geldin. Ay pek hoş gelmedin Bora. Neredesin ya? Bekliyorum seni. Montumu bulamadım, montumu. Allah belanı versin Tuğçe. Montumu. Montumu bulsam gelecektim. Mont olmayınca üşür insan biliyorsun. Ay mont mu? Ya ben senden ayrılabilirim diyorum. Sen mont diyorsun Bora. Ne montu? Parkta bekliyorum yarım saattir ya. Arzu, Arzu neler yaşanıyor bir bilsen. Ya Arzu. Sen gitsen de ben sonra gelsem. Ay ne demek ya bu? Ben sana ayrılırım senden diyorum. Kızım sen gitmezsen benim kafam vücudumdan ayrılır diyorum. Arzu, ben sana sonra açıklamaya karar verdim. Şimdi değil. Ya ne demek ya? Sen oyun mu oynuyorsun benimle? Sen galiba gerçekten suçlusun babamın dediği gibi. Sen beni sevmiyorsun. O tamirci kızdasın. Ya ne tamircisi ne kızı? Ne diyorsun kızım? Bora, öyle yavaş yavaş kımıldayarak kaçabileceğini düşünme. Kafana kurşunu çakarım. Allah belanı versin, bir yere kaçtığın mı var? Ya tamirci falan yok. Ben senden başkasını sevmiyorum. Ay yalan. Külliyen yalan. Başkasını seviyorsun. Ya hayır sevmiyorum. Seviyorsun. Hayır sevmiyorum. Seviyorsun. Ya hayır diyorum hayır. Yalan söylüyorsun. Yalan. Yalancı. Ulan ben günah keşisi miyim? Önüne gelen niye bana vuruyor ya? Babası bir yandan kızı bir yandan. İstediğini yaptım. Gitti kız. Tamam mı? Düzgünce konuştum. Harika. Videonun girişi gelsin. Ondan sonra senin arabana geçeceğiz. Ve seninle çok güzel bir yere gideceğiz Bora. Tuğçe. Ben sen ne dediysen onu yaptım. Beni terk et dedin. Terk ettim. Artık beni rahat bırak. Üzgünüm Bora. Bırakamam. Anlıyor musun? Ya benimsin ya benim. Ya kızım ruh hastası mısın sen, Allah Allah. Ben artık başkasını seviyorum. Seni değil. Orası beni ilgilendirmez Bora. Ya benimsin ya kara toprağın derim bak. Başka bir şey demem. Bora'nın hayatı aşiretin hayatına doğru evriliyor. Ya kızım manyak mısın? Sal beni ya. Bora. Ciddiyim. Hem de ölümcül derecede. Boşuna etrafına bakınma. Kaçacak bir yerin yok. Benimle beraber geliyorsun. Oğlum vallahi bunun akıl sağlığı hiç iyi görünmüyor. Tuğçe. Sen bence hastasın. Hayır hayatım. Ameliyat oldum. İyileştim. Bu iyileşmiş halin mi? Oğlum vallahi hasta lan. Bakışları bile değişik. Baksanıza şunlara. Eski Tuğçe gibi bakmıyor değil mi? Daha çok bir psikopat gibi. Başım çok büyük belada. Çok büyük. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Bora'nın hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Bora Arzu'nun babasıyla tanışmıştı. Ve tanışma pek iyi geçmemişti. Babası bayağı bildiğiniz bizi dövmüştü. Şimdi gördüğünüz gibi başımızda daha büyük bir bela var. O da Tuğçe. Maalesef ki bizi gördüğünüz gibi kaçırdı. Ve götürüyor. Götüremiyor. Muhtemelen de götüremeyecek. Gördüğünüz gibi orada takıldı kaldı. Tuğçe bizi aldı götürüyor. Vallahi götürüyor lan. Bakalım başımıza neler gelecek. Tuğçe'nin elinden kaçabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Tuğçe. Tuğçe çok büyük bir hata yapıyorsun Tuğçe. Tuğçe yapma bunu. Gözünü seveyim bak. Vazgeç Tuğçe. Nereye gidiyoruz ya? Tuğçe benim Arzu'ya her şeyi açıklamam lazım. Babası manyak. İkimizin beraber olmasını istemiyor. O yüzden beni dövdürdü. Tuğçe ben artık seni sevmiyorum. Artık kendi hayatlarımıza bakmalıyız ha. Seni sevmeyen birisiyle niye birlikte olmak istiyorsun ki? Güzel bir kızsın. Elini sallasan 50'si. Ay kusura bakma Bora. Ben senin gibi değilim. Elimi salladıkça başkalarına gitmiyorum. Maalesef. Benim gönlüm yalnızca bir kişiye ait. Bir kişiye. O da sensin Bora. Maalesef ki sen. O yüzden kapa çeneni ve gideceğimiz yere kadar sabret. Ya Tuğçe. Gözünü seveyim bak. Bu mantıklı bir karar değil. Tuğçe. Ne kadar iyileşmiş olursan ol. Sen normal değilsin. Yani bunu demeyeyim oğlum dur. Yani sen normalsin ama tam normal değilsin. Ay kapa çeneni Bora. Kapa çeneni. Bak yoksa vururum ha. Delirtme beni. Ben normalim tamam mı? Normal. Hem de herkesten daha normal. Seven sevdiğini kıskanır ve başkasına vermez. Sen benim sevdiğimsin Bora. Ya benimlesin ya değilsin. Değilsen de. Ancak nerede olacağını bilirsin. Nerede diye sormaya korkuyorum ama. Nerede olacak Bora? Bir tabutun içinde. Seni gömerim. Anladın mı? Anca öyle benden kurtulabilirsin. Anca. İyi de
Bu biraz hastalıklı bir düşünce tipi değil mi Tuğçe? Hayır efendim. Ne alakası var? Gayet mantıklı bir düşünce biçimi. Yani sonuçta ne var ki yani? Normal. Oğlum bu kız vallahi normal değil lan. Balataları sıyırmış. Deme de demeyin. Hiç normal bakmıyor. Tuğçe, nereye geldik kızım? Bak saatlerdir yoldayız. Hava hafiften kararmaya başladı. Tuğçe, eve bırak beni. Arzu'yla görüşmem gereken mevzular var. Arzu mu? Sen hala o kızın adını mı anıyorsun Bora? Hala ha? Kafana sıkardım ama şu mavi gözlerin engel oluyor. Bora, benimsin diyorum lan. Ya Tuğçe, sen aşiret ağası değil. Akıllı, eğitimli, zeki, zengin bir kızsın. Ne yapıyorsun kızım? Ay ne yapacağım? Delirttin beni. Delirttin. Benden başkasıyla olamazsın. Ya benimsin, ya benimsin Bora Efendi. Bunun orta çıkar yolu falan yok. Anladın mı? Oha lan. Hava hızlı kararmadı mı ya? Ay, bayağı hızlı karardı. Bak senin yüzünden geç kalıyoruz ya. Senin yüzünden. Görüyor musun? Geç kalıyoruz yani. Acayip geç kaldık hem de. Ay. Ne oluyor ya? Ay. Ne oluyor orada? Allah. Kurtuluşum. Vallahi polis. Polis var Tuğçe. Ay. Polis mi? Hay aksi. Nereden çıktı bu şimdi ya? Bana bak Bora. Tek kelime dersen kafana sıkarım. Anladın mı? Tık tık tık. İyi günler. Açar mısınız camı? Aynen böyle Bora. Aynen böyle. Gülümse. Bana bak. Tek kelime eder. Bir şey belli etmeye çalışırsan kafanı uçururum. Şimdi camı açacağım, tamam mı? Ay. Buyurun memur bey. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Beyefendi. Size de iyi günler. Hanımefendi. Aracınızı aramamız gerekiyor. Ay. Pardon. Aracımı mı arayacaksınız? Ay ne sebeple? Bir sebebi yok hanımefendi. Rutin kontroller. Anladım. Hay aksi. Araç arayacağız diyorsunuz yani. Bora. Bana bak hiçbir şey belli etme. Hiçbir şey. Lan korkudan altıma sıçacağım ya. Ne belli edeceğim zaten. Ay bana bak Bora. Sen arabada kal. Ben 2 dakika bir şey konuşacağım, tamam mı? Ay memur bey. Ya şey diyeceğim. Ben acaba arabayı aratmasam mı? Neden hanımefendi? Arabanızda şüpheli bir şey mi var? Ay yok, ondan değil. Memur bey ya, kuzenim. Kuzenim biraz hassastır da. Beni korur biliyor musunuz? Sahiplenir. Yani bir kızın arabasını aramanız doğru olmayabilir. Hanımefendi sizi değil, arabanızı arayacağım. Yani bunda utanılacak bir an yok. Ayıp bir taraf da yok. Arabanız arabanız. Sizi ellemeyeceğim. Ya işte kuzenim onları pek anlamıyor. Yani mevzu çıksın istemiyorum. Yani ben sizi böyle Instagram'dan falan takip etsem, sonra bir kahve içsek, yani siz burada böyle görevinizin başında falan çok tatlısınız da. Tatlı. Tatlı yani. Ay evet. Şeker kıvamındasınız. Yani bana bir istisna yapamaz mısınız? Kuzenimle mevzu çıksın istemiyorum. Ha. Kuzeniniz yani. Sevgiliniz falan değil. Ay yok. Benim bir sevgilim hiç olmadı. Hiç. Ama bir ilki olsun isterdim. O da böyle emniyetli biriyle. Yani emniyette çalışan. Tamam o zaman. Ben size insta adresimi vereyim. Siz bana mesaj atarsınız. Ay tamam. Ben sizin adınızı kaydedeyim. 6-6664. Ay tamam. Size özelden mesaj gönderdim. Yalnız arkadaşlarınızın yanında bakmayın. Özel mesajlar. Ay gidebiliyoruz değil mi şimdi sevgili memur bey? Yani gitmemiz gerekiyor ya. Tabii ki hanımefendi, tabii ki. Arkadaşlar yolu açalım lütfen. Bırakın hanımefendi geçsin. Nasıl lan? Arabayı arayacaklardı. Araba? Ben anlamadım. Nasıl lan? Arabayı aramadılar. Ay üzgünüm Bora. Senin kurtulma hayalleri maalesef ki suya düştü. Ayrıca benden o kadar kolay kurtulabileceğini mi sandın? Benimsin Bora, benim. Hiçbir polis, hiçbir kuvvet beni engelleyemez. Hiçbir kuvvet. Allah kahretsin. Ulan tek umudum polislerdi. Ulan onlar da saldılar bizi. Arabayı arasalardı, silahı bulurlardı. Böylelikle ben de kurtulmuş olurdum. Lakin şimdi... Ay şimdi? Şimdi benimsin Bora. Benimsin. Yolumuz uzun. İstersen uyuyabilirsin. Allah kahretsin. Nereye götürüyorsun kız beni?
Nereye? Ve geldik Bora. Bora şş. Oğlum uyan lan. Ay uyuyor valla. Boracım geldik. Ay senin bu araba maşallah ha. Her yeri tırmanıyor. Ay eski model olmasına rağmen. Gayet iyi ha. Ve işte Bora. Geldik. He? Geldik mi? Neresi ya burası? He? O ne ya? Neresi burası Tuğçe? Ay neresi olacak? Yuvamız. Çık bakalım. Çık. Bora çık. Aferin. Ay artık uyan ya. Gözlerini açma vakti. Neresi ya burası? Tuğçe. Bak. Çok güzel bir yerde değiliz. Saçma salak hayvan sesleri falan geliyor. Tuğçe. Bu yaptığından vazgeç. Ben kimseye söylemem. Lütfen vazgeç. Bırak beni evime gideyim Tuğçe. Olmaz Bora. Olmaz. Ya benimsin ya kara. Anladık anladık toprağın. Üf. Allah kahretsin. Bir fırsatını bulup Tuğçe'den kurtulmam lazım. Nereden gidiyoruz? Nereden? Ay nereden olacak Bora? Aşağı. Hadi. Yürü bakayım. Bak sakın bir hamle yapayım deme. Silah gerçek. Mermilerde. Yukarı. Aferin. Devam et. Devam et Bora bekle beni. Devam et. Gir içeri. Gir. Gir Bora. Yürü. Geç içeri. Geç. Geç Bora. Geç şöyle. Geç geç. Yat. Yavaş kızım ya. Allah Allah. Geçtim işte. Neredeyiz biz? Neresi burası Tuğçe? Sen beni nereye getirdin? Burası. Burası bizim balayı odamız Bora. Balayı odamız. Kızım biz evlenmedik bile. Ne balayısı? Ne diyorsun sen? Ay evleneceğiz Bora. Evleneceğiz. Mecbur. Ya öyle ya böyle. Bir peder bulacağız. Nikahımızı kıyacak. Ya Tuğçe. Saçmalama. Bak ben ciddiyim. Benim gönlüm arzudan yana. Ben artık onu seviyorum. Seninden geriye hiçbir şey kalmadı. Ay o arzunun nasıl yılan, nasıl çıyan, nasıl adi bir karı olduğunu bilsen böyle konuşmazdın. Tuğçem de Tuğçem derdin ama bilmiyorsun işte. O kadın seni parmağında oynatıyor. Hadi ya. Sen neyle oynatıyorsun? Dur bakayım. Desert Eagle. Diggle miggle. Yapacak bir şey yok Bora. Dinlemiyordun beni. Artık böyle. Söz bende. Tuğçe. Elbet uyuyacaksın. Elbet. O silahı alıp kaçamayacağım mı sanıyorsun? He? Karşında bir erkek var. Bana fiziksel olarak gücün yeter mi? Doğru söylüyorsun Bora. Yetmez. O yüzden teknolojinin nimetlerinden faydalanacağız. Al bakayım. Tak şunları. Kızım. Bu bileğime taktığın şeyler ne? Ay onlar. Onlar Boracım. Elektronik kelepçeler. Kalp ritmin yükselirse, yani kaçmayı planlar ya da kaçmaya başlarsan otomatik olarak kalp ritmin yükselir. Buna sen engel olamazsın. Kalp ritmin yükseldiğinde vücudun elektrikle dolmaya başlar ve bayılırsın. Anladın mı? Anlamadım. Ay boş ver. Anlamaya zorlama. Yani kaçmayı denersen onu tecrübe edersin. Ben şimdi uyuyacağım. Sen de evde takıl. Nasıl yani? Beni kelepçelemeyecek, bağlamayacak, öylece bırakacak mısın? Hayatım, ben barbar değilim ki. Seni neden bağlayayım? Hem ellerin zaten teknik olarak bağlı. Bir yere gidemezsin. Ya elindeki tabancayı alır da sana zorla kelepçeleri çözdürürsem? Ay öyle bir şey yok Bora. Maalesef. Onun şifresini girmen gerekiyor. Yani anahtar falan yok. Şifreyi de beni öldürsen de söylemem. Bu konuda ciddi olduğumu gözlerime bakarak anlayabilirsin. Doğru. Bu manyağı öldürsem de vermez o şifreyi. Yani ben şimdi burada hapis mi yaşayacağım? Ay hayatım, konuya nasıl baktığına bağlı. Ben burayı bir balayı, aşkımızı tazeleme yeri olarak görüyorum. Bora, emin ol, arzudan kurtardığım için senin bana dua etmen lazım. Ya o arzu yılan, o seni kandırıyor Bora. Ya ne saçmalıyorsun Tuğçe? Sen iyice kafayı yedin ha. Halüsinasyonla gerçeği karıştırıyorsun. Kızım saçmalama. Arzu benim için uygun birisi. Tuğçe, tam da senin istediğin gibi. Aklı başında, güzel, zengin. Yani her şey var onda. Her şey var. Bırak mutlu olayım Tuğçe. Ay aptal herif. Anlamıyor musun? Arzu seni kullanıyor. Arzu seni
babasını öldürtmek istiyor. Ney? Nasıl yani? Anlatacağım Bora. Her şeyi anlatacağım. Lakin senden tek bir isteğim var. Ben uyanana kadar bekle. Anladın mı? Usluca bekle. Zaten başka şansın var mı? Taktın elektrikli bileklikleri. Ya Bora, ben sana işkence etmek ya da sana bir kötülük etmek için yapmıyorum. Yemin ediyorum bak. Benim aklı dengem yerinde Bora. Yerinde. Ya benimsin ya kara toprak. Bu ne kadar akıllı bir kelime. Ay o cümle. Pek de akıllı değil biliyorum ama seviyorum seni. Ne yapayım? Yani seven sevdiğine sevdiği gibi sevdiğini şaptırır. Anladın işte. Yani bana güven Bora. Güven. Ben şimdi uyuyacağım tamam mı? Tabii içeri geçebilirsem. Oyunun bir azizliği olmazsa. Ki oldu. Yani bana güven. Sana diyorum. Sadece güven. Demesi kolay anasını satayım. Sıkıysa sen güven. Ulan vallahi uyudu. Kaçma vakti. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Kaçalım. Ulan arabanın anahtarları. Neyse boş ver. Ne yapacaksın ya? Bak çalışmıyor işte kelepçeler. Biliyordum oğlum. Biliyordum. Kaşıyorum. Ne oldu lan? Ne oldu? Bora, elektrikli kelepçeler gerçek. Aptallık yapma. Gel buraya. Nasıl lan? Gerçek miymiş? Vallahi gerçekmiş. Allah belanı versin. Harbiden kaçış yok. Harbiden. Ulan manyak bu kadın. Vallahi manyak. Neymiş arzu beni kandırıyormuş. Babasını öldürtecekmiş. Oğlum hayal dünyasında neler yaşıyor bilmiyorum ama benim bundan bir şekilde kurtulmam lazım. Lakin önce kelepçelerden. Nasıl kurtulacağım bunlardan ya? İster istemez kaçarken heyecanlanıyorum. Mecbur heyecanlanınca kalp ritmim yükseliyor. Yükselince elektrik çarpıyor. Ne yapacağım lan? Ne yapacağım? Kaldık burada. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün Tuğçe Bora'yı kaçırdı ve onu bir dağ evine getirdi. Bora gördüğünüz gibi kaçmaya çok hevesli. Evet yine heveslendi. Motora bindi. Lakin bilmiyor ki sistem gerçekten çalışıyor. Gördüğünüz gibi Bora akıllanmıyor arkadaşlar. Maalesef ki Tuğçe'nin kurduğu sistem aşırı zekice. Gördüğünüz gibi kaçmak imkansız. Öte yandan diyor ki arzu seni kandırıyor. Oyuna getiriyor. Babasını öldürttürecek. Tuğçe'nin anlaşılan şeyler var. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Bora Tuğçe'nin elinden kaçabilecek mi? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne lan bu kocaman? Allah Allah. İyi ya. Abiciğim gel gel. Ne almış olabilir sinci sahip bana? Sahip? Nedir bunun içindeki ya? Kocaman bir biftek mi? Yoksa kocaman oyuncak mı? Yoksa kocaman yuvarlak bir top mu? Ay Terminator. Sana aldığım şeyi görünce var ya. Ağzın açık kalacak oğlum. Öyle güzel bir şey ki. Ay genelde buraya çekiç koyuyorlar. Bunda var mı? Ay evet. Bak Terminator. Kutu açmanın incelikleri. Şöyle bir tane vuruyorsun. Bak bir tane daha vuruyorsun. Gördüğün gibi Terminator. Bak. Sana yeni bir ev aldım. Terminator. Uzun zamandır alacağım diyordum. Bak gördün mü oğlum? Senin için. Anneyim ev ev. Vallahi ev almış bana abicim. Görüyor musun? Görüyorum Terminator. Vav. Ne kadar güzel. Terminator çok güzel. Anneyim bence de.